Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. En Kolay Saz Dersi diye kanalım var. Bir öğrencim var, Ahmet isminde. Hem ziyarete geldik tekrardan kendisine. Ben ilkokul mezunuyum arkadaşlar. Müziğin içerisinde yetiştim. Müzikle haşır neşir oldum. Birçok enstrümana daha hakimim, çalıyorum. Tabii geçimim müzik üzerine, müzik aletlerinden geçimimi sağlıyorum. Geçim kaynağım budur. Müzikte eğitimim nasıl derseniz, tabii ki eğitim aldım. Nota, makam eğitim bilgisi aldım. Düğünlere gidiyorum ayrıca. Saz çalıyorum. Mehter takımındayım. İlahi grubum var. Faaliyetlerim velhasıl çok. Öğrencilerim var kışın. Bu tür işlerle uğraşıyorum. Zamanımı böyle şeylerle geçiriyorum. İşte maksadım, herkes saz çalsın. Kimse sazına küsmesin. Yani sazı duvara astığı zaman, arkadaş saz bana bir şeyler desin diyen insanlara hitabım. Bak, çok profesyonel çalan arkadaşlarımız var. Baya baya saldırılar oluyor bu konuda. Ben kendisilerine de bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum kötü yorum yazanları. Benim maksadım, herkes bir şeyler çalsın. Saz bizim kültürümüz, özümüz. Biliyorsunuz, bunlar dememize gerek yok. Ben farklı enstrümanların eğitimini de vereceğim. Ha, bir arkadaş da yazmış işte, belgeyle gel filan. Gerek yok bu tür şeylere. Tartışmaları da istemiyorum aslında. Teşekkür ederiz. Hamdi abi zahmet oldu. Yok, Teşekkür ettik. zahmet. Şimdi Ahmet kardeşim, seni bir tanıyalım, bir ne demek ister, ne yapalım bu konuyla ilgili. Evet. Bayağı yanlış düşünmüşler. Öncelikle üzülerek söylemek istiyorum bunu. Ki illa her şey belge değildir. Kimi çoğu insan tanırım. Elinde sertifikası, her türlü şeyi vardır. Ama doğru dürüst bir şey yapamaz. Formalitedir. Kağıttan ibarettir. Ama ve lakin ben sizden aldığım desteklerle az çok bir şeyler öğrendim. Artı öğrenme, daha da öğrenme Allah razı olsun. aşamasındayım. Görmediğim halde bu tarz şeyleri öğrendiysem herkes yapabilir. Yapamaz diye bir şey yok. Yeter ki insanın içinde azim, istek olsun. Her şeyden önce azim, istek. Başaramayacağı bir şey yoktur. Aynen öyle. Ben aslında bu videoya utana sıkıla Ahmet kardeşimden de izin aldım. Kendisinden Allah razı olsun, bizi kırmadı böyle video çekmek için. Hani burada dedim ya, popülerlik bilmem ne değil maksat. Sadece insanları motive etmek amaçlı. Bu arkadaşımız doğuştan görme engelli. Bu insanlara mı küssün, hayata mı küssün? Ben bu insanlar elinde tutarsak, bu insanın kurs alma gibi bir imkanı yok. İnternetten öğrenme bir imkanı yok. Ben yılmadım geldim. Esas marifet bende değil, Ahmet'in kendi içerisinde. Allah razı olsun. Sizler uğraşmasanız ben yapamazdım. Ahmet gibi öğrencilerim yok mu? Var. Var. Daha da bu tür öğrencilerim var. Ben çünkü bu işlere biraz daha eğimliyim. Hayatta yılmam, azmederim. Kaçmam hiçbir şeyden de, emeğimden de yılmam. Bunun hiç maddi boyutuna da bakmam. Zaten hiçbir zaman da bakmadım. O farklı bir şey. Allah razı olsun. Ahmet Allah razı kardeşim olsun. mesela kendini ifade edecek kadar saz çalıyor. Bu kötü bir şey mi ya? Öğrenmiş, mutlu oluyor, huzur buluyor. Sazı da var, kendi sazı da var. Bununla vakit geçiriyor. Gönlü eğleniyor. Hayata küsmemiş, tutunmuş bir dala. Benim bu arkadaşlara, bu tip insanlara saz öğretmem. Ha, bu Ahmet de profesyonel saz çalabilir mi düğüne gidecek kadar? Kesinlikle çalamaz. Ahmet de peki notaları, vuruşları bilmem ne tam makamıyla öğretebilir misin? Yok. Ama bu aşamadayız. İnşallah çok iyi bir sacı olacak. Bir şeyler göster bize Ahmet'im ya.
çalışmıştık. Gerçi daha üzerinde duruyoruz. Ahmet çok çok ilerleyecek inşallah. Bu boyutlara gelebilmemiz de. Tabii ben her zaman diyorum, bu videolara denk gelen insanlar varsa birinci dersten itibaren izlesinler arkadaşlar. Hiçbir şeyin böyle bir anda olmaz. Kesinlikle olmaz. İmeklemeden yürüyemeyiz, yürüyemeden koşamayız. Ben bunu anlatamıyorum. Çok saldırılar oluyor bu konularda. Her şey zamanla. Bütün telleri öğrenirsin, parçalar daha iyi öğrenirsin. Ben şu anda kalıp halinde en basit şekliyle öğretmeye çalışıyorum. Ki zor olmasın diye. Biz de bu aşamalardan geçtik. Çeşmi siyahımı çalışmıştık herhalde. Bir alabilirim. Biraz da heyecan var. Tabii her şey zamanla olacak. Ahmet kardeşimiz başarıyorsa bence mutlaka siz herkes başarır. Yani mutlaka. Siz daha iyi başarabilirsiniz. Biz çok şeyler atlattık bu zamana gelene kadar. Daha da çok şeyler atlatacağız. Var mı Ahmet söylemek istediğin bir şey? Her şeyden önce yine tekrar söylüyorum. Bu uygunsuz yorum atanlara, gereksiz yorum atanlara üzülerek söylemek istiyorum ki yani her şey kişinin kendinde biter. Eğer ki kişi öğrenmek istiyorsa başta her şey kendinde biter her şey. Yani iş bizde değil. İsteyen kişi de. Yani biz bir aracıyız. Hangi notaya vuracağını, hangi mısaba atacağını anlatıyoruz. Ahmet kardeşimiz gibi arkadaşlarımız da bunu uyguluyorlar. Tabii bak ben kalıbı veriyorum. Fark ettiyseniz size öğrettiklerimden farklı bir şeyler yapıyor. Bu doğaçlamadır. İlla notaya bağlı kalacaksın diye bir şey yok arkadaş. Hüdayda'yı herkes farklı farklı çalar. Hüdayda'nın doğru düzgün notasını çıkaramazsın. Vuruşlarını yapamazsın. Misket farklıdır. Yani nedir notaya bağlı olarak çalabilir? Kerimoğlu mesela. Es, do, 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 re, do, re, mi, do, do gibi. Kerimoğlu'nu çalabilirsin. Veya buna benzer parçaları çalabilirsin. Bunların kalıpları hazır ama eski parçalar hep doğaçlama olduğu için hiç birbirine benzemez vuruşlar, kalıplar, tartımlar. Ben şunu rica ediyorum. Ya daha iyi öğretenler var. Onlara bakın. Ben çok iyi bir eğitmen değilim. Ben karınca kararınca elimden gelen bu. Benden öğrenmek isteyenler arkadaşlar izlesinler. Elimden gelen bu arkadaşlar bu kadar yapabiliyorum. Daha da iyi olacak inşallah. Uygunsuz yorumlardan gerçekten çok çok bıktım. Diğer saz öğreten kanallardan hocalar bana saldırılarda bulunuyorlar. Vay ekmeğimize taş koydun. Saz satılmıyor. Şudur budur akort cihazı. Ben hiçbir zaman Android sisteminden indirim de akort yapım demedim. Akort cihazını bile alın. Beni arıyorlar hocam saz gönderir misiniz? Ben diyorum ki hangi şehirde bulunuyorsanız gidin oradan satın alın. Paranız ona kısmet edin. Benim böyle saz satmak gibi, tel satmak gibi bir şeyim yok. Bir beklentim, bir şeyim yok. Ben arayıp telefonla teşekkür eden, iyi niyetlerde, dileklerde bulunan insanların sevgisi bana yetiyor da artıyor bile. Demek istediğim bu. Hani belgeyle gelin, bilmem ne gelin, böyle yani olmuyor. Belge en iyi belge budur arkadaşlar. Bir insan okur, en üst seviyelerde üniversiteyi bitirir, bilmem ne olabilir ama karakterini geliştiremez. Okumasın her şeyini geliştirir ama insanlık farklı bir şey. Ben 42 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hep hayatta tecrübelerle bu zamana geldim. İnşallah beni anlamışsınızdır. Yanlış anlamayın lütfen ne olur. Hiç kimseyle bir problem, bir sıkıntım yok. Hiçbir şeyde kötü yorum yapmıyorum. Kötü yorum yapanları da Allah'a vedelip siliyorum. Saygılar, sevgiler, hoşça ve dostça kalın.